Merhaba, hoş geldin. Geldin mi Elif? Geldiysen 3 kere kapıya vur. Şimdi ilginç bir şey var aslında. Bu Metaverse ile ilgili Facebook Avrupa'ya rest çekti diye bir şey konuşuluyor. Instagram ve Facebook'u Avrupa'dan kaldırabileceklerini söylediler. Çünkü veri güvenliği için işte Fransa ve Almanya şart koşuyor. Diyorlar ki burada tutacaksınız bütün verileri diyor. Facebook da diyor ki ya biz Avrupa'da kapatabiliriz. Onlar da demiş ki bizim için daha da iyi olabilir demiş. Duydun mu sen bu haberi Elif? Neredesin sen ya? Cüneyt Bey, zorunda mıyım? Neredesin sen gerçekten Hayır, ya? değilsin. Zorunda mıyım? Yine bir Ne kadar şeydesin almak yani hani bir. istiyorum? İnanılmaz oldu. Şirketimizin olduğu yerdeyim. Bir toplantımız vardı. Bir çekimimiz oldu. Orada başka bir toplantı odası tuttum. Aşağıda da kokteyl yapılıyor. Röpte şambır giymemiş kimse. Herkes rahat Öyle mi? olabilir. Ellerinde şampanya kadehleriyle dolaşan insanlar NFT'ler var mı? var, görüyorum şimdi uzaktan. Cüneyt Bey, ne kadar fiyatları söylemediniz? Ben almak istiyorum, bu zorunda mıyız? NFT'si inanılmaz Yarın, olmuş. yarın. Çizimler harika. OpenSea'ye girince o koca yüreğine girip sen de bir tane alabilirsin yani Koca istersen. yüreğimle. Anladım, rakamı anladım şu an. Koca yürekli insanlara ihtiyacımız var orada. Özgür medya O için bunu zaman artık elini taşın altına koyacak diye umuyoruz yani tabii. hani. 12 kahraman. Tabii. İlk başlangıçta onlar Gerçekten olacak. harika olmuş. Ama onlar Çizimler da biliyorsun bu inanılmaz NFT'leri görünüyor. alıyorsun satıyorsun sonra mesela. Bayağı kâr edenler Tabii, de var tabii, yani tabii. hani şeyde. Tabii. Bakalım Değerlenecek. böyle bir yeni bir şey deniyoruz. Evet. Cüneyt Bey, bugün çok dolu bir yayın oldu sizin için. Bilmiyorum, bizim 3 haberimiz bir 10 dakika alıyor en azından, ama Bir oraya tanesini girsek mi söyle en girmesek azından. mi? Hani şey olmasın. Bir diğer Bir, ikisini yarın devam edersin. gelmişken bir tane söyleyeyim. Amazon'un ücretlerine, içerik ücretlerine ve Amazon Prime'ın ücretlerine zam geliyor. Şeyleri artıracak. Türkiye'de ben kullanıyorum ve inanamıyorum kullandığım fiyata. Çünkü aslında bir kere Prime üyesi olduğunuz zaman hem kargo alışverişlerini alabiliyorsunuz, hem de içerik tüketebiliyorsunuz. Geçtiğimiz gün bu özelliği Samet fark etti. Diyelim ki Prime'de bir video izliyorsunuz. Siz gördünüz mü hiç daha önce onu? Durduruyorsunuz. Mesela oyuncuyu merak ediyorsunuz. Onun yüzüne geldiğiniz zaman ekran size onun kim olduğunu çıkartıyor. Hem karakterdeki adını, hem de şeyi. Bayağı gelişmiş özellikler sunmaya başladılar. Fakat diyor ki, biz diyor artık bu fiyatlar sürdürülebilir değil. Nakliye ücretleri de çok yüksek. Dünyada da çok ciddi derecede tıkanmalar oldu. %17 oranında artırıyorum diyor. Apple TV ile çok ciddi bir rekabeti var. Ama tabii Türkiye için siz dün gösterdiğiniz Blue TV burada çok ciddi bir gelir elde etmiş. 14,3 milyar dolarlık bir para kazanmış. Ama elektrikli bir araç markası Rivian'a yatırım yapmıştı Amazon. Oradan gelen milyar dolarlar da var bunun içerisinde. Sadece yayıncılık değil. Bununla birlikte ücreti de 12,99'dan 14,99 olarak çıkartacakmış. Şimdi aslında bunu niçin anlatıyoruz? İçerik platformlarının ücretlendirme stratejisi çok önemli bir konu. Türkiye'de mesela bunu başaramayan Türk platformlar oldu. O kadar yüksek ücretle girdiler ki, yani Netflix'in bile olmadığı ücretlerle girdiler. Sonradan bunları kademeli olarak düşürmek zorunda kaldılar. Bazı özel dönemlerde de kampanya yapıyorlar, biliyorsunuz işte 1 lira ver gel, 10 lira ver gel gibi. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum bu içerik platformlarının fiyatlandırması ile ilgili. Ya şimdi içerik platformu kurmak kolay da izletmek mi mesele? Yani üye Çok sayısı zor, evet. olması mesele. Yoksa gidiyorsun orada yayın yapıyorsun. Şimdi bizim şu anda mesela izleyici sayımıza hani abone sayımıza ulaşması hayal gibi birçoğunun hani şu anda ki milyonlar döküyorlar Evet. yani. Ve izlenme sayıları Evet. hani duyuyorum artık komik yani Kötü. söylemeyeyim burada ayıp olmasın yani hani bazı haber programlarının ne kadar izlendiğini ya da izlenmediği üzerine. Şey kolay bir iş değil platformun içinde bir İyi. haber programını izletmek, diziyi izletmek, şey yapmak. Amazon aslında Türkiye pazarına girmedi. Yani Türkiye pazarında çok zayıf bir içerik var. Ben bakıyorum. Amazon bekliyorduk ki büyük yapımlarla girecekler, şey Evet. yapacaklar. Girmediler yani. Şimdi biraz Walt Disney para harcayacak gibi gözüküyor anladığım kadarıyla. Hatta dün bir şey duydum mesela Şahan'ın 2 tane yeni filmini almışlar diye duydum ama Şahan'a da Öyle mi? sormadım aslında şimdi sormadan da şey yapmayayım tam doğrulatamadım yani sormayı unuttum daha doğrusu dün Şahan'la mesajlaştık da bunu sormadım ama yani büyük geliyorlar hani bayağı da büyük rakamlardan bahsediliyor tamamen platforma yönelik filmler diziler alıyorlar. Ama Amazon girmedi nedense Türkiye'ye. Yani yok hani içeriye bakıyorsun hiçbir şey yok öyle eski püskü filmler var. Yani Amazon'un kendi yapımları da var kendi içeriğinde. Evet.
Çok ama iyi. Türk içerik yok. Yani Türkçe içerik var da sanırım ben İngilizce seviyorum ama Türkçe herhalde seslendirme falan bir iki filme Yok, yapmışlar. Netflix gibi Türk yapımları yapmıyorlar şu anda. Ben mesela geçen gün Pera Oteli'nde çekilen bir şey gördüm. Midnight in Paris gibi biraz daha böyle bir rüya şeyi gibi bir şeyler yapmışlar. Evet. Ciddi prodüksiyonlar yapmaya başladılar ve ciddi para harcamaya başladılar. Amazon Türk içeriği benim bildiğim kadarıyla da üretmedi Cüneyt Bey. Ama buradaki pazar zaten biraz artık rekabetçi hale gelmeye başladı. Biliyorsunuz HBO da başlayacak. Bu yılın sonunda ya da yazdan itibaren tarihi tam hatırlamıyor olabilirim. Ama içerik pazarının iyice bu hareket kazandığı Evet. dönemde tabii ki fiyatlandırma ve konumlandırma çok öne çıkacak. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz yarını. Zorunda mıyım diyerek bugünkü yayına Peki. son veriyorum Çok Cüneyt Bey. teşekkür Yarın ederim. görüşmek üzere, hoşça kalın. Sana iyi kokteyller diliyorum.